Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün 25 Şubat 2020 Salı, günün geride kalan gelişmeleriyle gece görüşünde karşınızdayız. Bugüne damgasını vuran en önemli gelişme hiç şüphesiz koronavirüs oldu. İran'dan dönmek isteyen Türkler için Tahran'dan İstanbul'a özel uçuş düzenlendi. Ancak uçağın rotası Sakarya üzerindeyken Ankara'ya çevrildi. Uçakta bulunan 132 yolcuyla 8 mürettebat 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu arada koronavirüs nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Son olarak İran Sağlık Bakanı yardımcısı da koronavirüse yakalandı. Tahran'dan İstanbul'a hareket eden uçak koronavirüs nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. 132 yolcu ve mürettebat 14 gün gözlem altına alındı. İran'dan dönmek isteyen Türkler için Tahran'dan İstanbul'a özel uçuş düzenlendi. Türk Hava Yolları'na ait uçakta bulunan 132 yolcudan 17'sinin koronavirüse yakalandığı şüphesi üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca, uçakta bulunan yolcuların 14 gün karantinada bulunacağını söyledi. Yolcular Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında olacak. Bakan Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakası olmadığını da belirtti. İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Özellikle Kum kentinde yayılan virüsle ilgili son haber İran Sağlık Bakanı yardımcısından geldi. Bakan yardımcısı İraş Hariççi de koronavirüs tespit edildi. Koronayı şodan. Ben az diruz tab daştam. İranlı bakan yardımcısı koronavirüse yakalandığını kendisi açıkladı. Önceki günde bir basın toplantısında hastalık belirtileri kameralara böyle yansımıştı. Nare merdum ve devlet. Türk Hava Yolları Çin'e 29 Şubat'a, İran'a ise 10 Mart'a kadar seferlerini iptal etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan uçakla tahliye edilen vatandaşların tedbir amacıyla Ankara'da gözetim altına alındığını açıkladı. Şüpheli bir durum olmadığını vurgulayan Bakan Koca, İranlılar ülkelerine gidebilir ama hiçbir vatandaşımızın İran'a gitmesine izin vermiyoruz, dedi. İran ile uçuşlarımız tek taraflı olarak durdurulmuştu. Tahran'dan özel olarak Türk vatandaşlarını Türkiye'ye taşıyan Türk Hava Yolları'nın uçağının seferi esnasında özellikle yolculardan bir kısmının Kum ve Meşet ziyaretleri hikayesi olduğunu öğrenilmesi üzerine birkaç yolcuda da ateş olmayıp öksürük yakınması yani soğuk algınlığı bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme yönünde bir karar aldık. İstanbul'da hazırlıklarımız tam olmasına rağmen Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır bulunmasıydı. Risk almamak adına bu vatandaşlarımız ve mürettebatımız Zekai Tahir Burak Hastanemizde ve Bilkent Klinik Konuk Evinde karantinaya alınmışlardır. Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk muayenede ateşi olan ve hasta olduğu lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum. Sınırdan İran vatandaşlarının çıkışına izin verilmekte. Sadece Türk vatandaşlarının girişine sağlık kontrolü yapılarak Kum ve Meşet geçmişi olan hastalar 14 günlük karantinaya alınmakta. Bunun dışındaki yolcular ise bilgilendirilerek evde veya uygun ortamda yine 14 gün gözleme alınmakta. Şimdiye kadar bu aldığımız vatandaşlarımız, şüpheli bulduğumuz vatandaşlarımızdan yani karantina altında olan, gözlem altında olan hastalarımızda da yapılan tetkiklerde hepsinin negatif çıktığını yani koronavirüs hastası olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. İran'daki Türk vatandaşlarıyla ilgili Türkiye'ye gelmek isterlerse nasıl getirilmesi gerektiğiyle ilgili
her türlü imkanımızı seferber edeceğimizi ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda bu yaklaşıma getireceğimizi söylemek istiyorum. Koronavirüs nedeniyle dünyada toplam 2704 kişi hayatını kaybetti. Çin dışında 8 ülkede ölümler yaşandı. Çin'den ise aşının bulunduğu ve test aşamasında olduğu açıklaması geldi. Yeni tip koronavirüs COVID-19'dan 2704 kişi yaşamını yitirdi. Taburcu olan hastaların sayısı ise 2400'ü geçti. Salgın nedeniyle Çin dışında 8 ülkede ölümler yaşandı. Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Japonya'da 5, Hong Kong'da 2, Fransa'da 1, Filipinler'de 1 ve Tayvan'da 1 kişi öldü. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki bir otelde İtalya'dan gelen bir doktorda koronavirüs tespit edildi. 1000 turist olduğu açıklanan otel karantinaya alındı. Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük kentinde 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ise karantina odaları kuruldu. Hastalıkla ilgili tahlillerin ülkede yapılabileceği bir birim oluşturuldu. Türkiye'den de Kıbrıs'a ekip gönderildi. Çin'de koronavirüs için 1000 yataklı prefabrik hastanede tedaviler ve aşı bulma çalışmaları sürüyor. Koronavirüs için müjdeli haber de geldi. Virüsün aşısının bulunduğu açıklandı. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhu, koronavirüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılması gerektiğini duyurdu. Kanal T Haber Müdürü Sayın Mahmut Doğan'la bazı sorularımızı soracağız, yanıtlarını rica edeceğiz kendisinden. Sayın Doğan şu an hazır. Efendim hoş geldiniz gece görüşüne. Hoş bulduk Murat Bey. İyi akşamlar. Kıbrıs'tan, Lefkoşa'dan selamlar. Teşekkürler. Bizden de tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevgiler, selamlar. Efendim öncelikle şu koronavirüsü sormak istiyorum size. Malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmle anılan, önde gelen ülkelerden biri. Farklı ülkelerde de bu koronavirüs görülmeye başlandı. Mesela İtalya'da can kaybı sayısı ve vaka sayısı da artmaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nedir gelişmeler koronavirüsle ilgili? Şimdi geçtiğimiz cumartesi günü Gazi Mausa ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa ilçesinde 74 yaşında bir hastada, yani bir KKTC vatandaşında koronavirüs şüphesiyle ilgili bir tanı konuldu. Tabii bunun üzerine hemen oradan bir ambulansla Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi'ne getirildi ve burada karantina altına alındı. Burada alınan kan tahlili Türkiye'ye gönderildi. Ankara'da yapılan tetkiklerde bu hastada koronavirüse rastlanmadı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rahat bir nefes aldı. Malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki imkanlar Anakara'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti ya da başka bir Avrupa ülkesindeki gibi değil. Biraz daha biz ufak bir ülkeyiz. Haliyle imkanlarımız da bizim daha kısıtlı. Alabileceğimiz önlemler de belli. Bu çerçevede zaten hükümet üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek için de büyük çaba sarf ediyor. Buradaki önemli nokta 74 yaşındaki KKTC vatandaşı hastanın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir ziyaret sonrasında gelmiş olması, işte yüksek ateş ve ishal gibi bazı semptomların da onda görülmesi üzerine tabii bir alarm verildi ülkede. Bunun çerçevesinde de işte gerekli tetkikler yapıldı, Ankara'ya gönderildi ve herkes burada derin bir nefes aldı. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi iki temel üzerine kurulu. Birincisi turizm, diğeri eğitim. İkisinin de temel geliş kaynağı, yani buraya gelenler yurt dışından gelen insanlar. Haliyle burada oluşabilecek olumsuz bir hava Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisini oldukça olumsuz yönde etkileyecektir. Bu çerçevede zaten yapılan yayınlar da var. Gerek hükümet kanadından, gerek sağlık konseyinden, gerekse turizmcilerden. Medyanın üzerine düşen de büyük görevler var. Malum dünya şu an büyük bir küresel krize doğru gidiyor. Her ülke kendi çapında önlemler alma için büyük mücadele sarf ediyorlar. Bu noktada bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Türkiye'nin de yapmış olduğu buraya katkıları hepimiz biliyoruz. Bu noktada Türkiye'de inşallah burada da Türkiye'de de böyle vakalar yaşamayız. Ama böyle bir vakayla karşılaştığımızda da
ilk kapısını çalacağımız ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet. Şu an içinde sorarsanız bir koronavirüsle ilgili bir şüphe var mı? Yatan hasta var mı? Ülkede böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Ama bu çerçevede bugün olağanüstü gelişmeler de yaşandı. Malum burası üniversiteler adası. Güzel de bir konuya değindiniz. Ailelerin çocukları var. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden gelip burada eğitim gören çocuklar var. Ve bunların arkadaşları da hep dünyanın çeşitli ülkelerinden geliyor. İşte Afrika ülkelerinden gelenler var, İran'dan gelen var, Orta Doğu'dan gelenler var. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte koordineli bir şekilde hareket ediliyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda burada çıkarılan bir yasa vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören her öğrenci Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen merkezlerde kan tahlili yaparak bulaşıcı hastalıklar olup olmadığı yönünde rapor almak zorunda. Bu raporu almayanların veya olumsuz olanların zaten adaya girişi de izin verilmiyor. Bu noktada ailelere de sizin vasıtanızla şunu iletelim, rahat olsunlar. Mümkün mertebe alınabilecek önlemler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından alındı. Bu çerçevede de yarın üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tabipler Birliği de bir toplantı gerçekleştirilecek. Acaba daha başka neler yapılabilir sorusuna orada cevap aranacak. Evet. Sayın Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti malum Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın açık açık söylediği beyanları var ki tepki çekti. Bir de Başbakan Sayın Tatar'ın bir ifadesi var ki bu da yanlış bir şekilde yorumlanmaya çalışıldı. İşin aslı nedir diye size sormak istiyorum. Şahsen ben Sayın Tatar'ın sözlerinin çarpıtıldığı kanaatindeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler konuşuldu? Sayın Tatar'ın İngiltere'de söylediği toprak verebiliriz şeklindeki ifadesiyle ilgili olarak. Önce şunu düzeltelim Murat Bey. Siz de zaten bu konuyu ifade ettiniz. Çok da güzel değindiniz. Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı ve şu andaki hükümetin de başbakanı pozisyonunda bu görevi yürüten Sayın Ersin Tatar geçtiğimiz günlerde İngiliz Sunday Express gazetesine bir açıklama verdi. Yani bu açıklamada söylemediği ifadeler söylenilmiş gibi yansıtılarak kamuoyuna çarpıtıldı. Buna geçmeden önce bu noktada aynı mekanizmadan İngiliz kaynaklı The Guardian gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir röportaj gerçekleştirmiş ve bu röportaj sonunda da malum yaşanan süreç Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yine yeni bir kutuplaştırma oluşturulmuştu. Evet. Bu kutuplaşma bu yükselen gerilimin düşmesinde de Başbakan Ersin Tatar önemli bir misyon üstlenmiş. Ulusal Birlik Partisi bakanlarıyla, milletvekilleriyle birlik beraberlik çağrısı yapmış Türkiye ile bu açıklamaların Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmadığını ifade etmişti. Zaten nitekim yapılan son anketlerde de Kıbrıs Türk halkının gerek Türk askerinin burada bulunması, gerek garantilerin devam etmesi yönünde açık ara %90'lara varan bir şekilde desteği anket sonuçlarına yansıdı. Tam da bu noktada işte İngiliz Sunday Express gazetesinin Ersin Tatar'la yapmış olduğu röportajdan bir bölümü alarak kendi ifadesi olmayan sözleri onun ifadesiymiş gibi yansıtması da zaten bu oyunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Sayın Ersin Tatar Cambridge mezunu. Yani söylediği her kelimeyi İngilizce olarak nereye gideceğini ve ne anlam ifade edeceğini bilecek birisi. Yani işte ben şunu anlatmak istedim de bu buraya çekildi değil. Ersin Bey neyi dediyse zaten onu demiştir. Şimdi buradaki nokta şu. Crans-Montana'da Rum tarafıyla yürütülen bir görüşme süreci vardı. Malum sizler de bu programlarınızda oldukça fazla işlediniz. Biz de beraber siz programlarınıza katılıyoruz. Haber bültenlerinize katılıyoruz. Buradaki gelişmeleri aktarıyoruz. Gelişmeleri de şu ana kadar aktardığımız her noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başbakanı ve hükümeti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüğünü ifade eden bir siyasi liderin İngiltere'de %6 toprak vereceğini söylemesi ne kadar gerçekçi olur? Zaten bu gerçekçi olmadığını da ben şimdi size açıklayacağım. Burada Sayın Tatar şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı Akıncı Crans-Montana'da Rum tarafına bir harita vererek Kıbrıs Türk'ün elindeki topraklardan
%6'dan fazla taviz sunduğunu, ancak Rum tarafının da buna hayır dediğini söylüyor Sayın Tatar muhabire ifadesinde. Evet. Yalnız orada yansıyan ise Sayın Tatar olası bir müzakerede ben de %6 veririm, %6'dan fazla veririm ifadesini kullandı diye yansıdı. Esasen iki cümle arasındaki ayrışmayı eminim ki oradaki gazeteciler de Sayın Ersin Tatar da ne anlatmak istediğini anlattı ama oradaki gazeteciler malum Sayın Ersin Tatar'ın son İngiltere ziyaretine de biraz anlatıştık size. Oradaki gelişmeler bunları rahatsız ettiği için ve Türkiye Cumhuriyeti ile şu an en iyi istişare içerisinde olan siyasi partinin genel başkanı, hükümetin başbakanını karşı karşıya getirmek için bir çaba içerisine girdiler. Evet. Yani bu kaynakları artık hepimizin iyi görüp iyi irdelememiz lazım. Uluslar Birlik Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünden bir çakıl taşı bile vermeyeceğini Sayın Tatar zaten seçim manifestosunda da açıkladı. Yani şimdi böyle bir açıklamanın ardından ben de %6 Kıbrıs Türk tarafının toprağını vereceğim demesi, eğer böyle bir şey dese zaten Sayın Cumhurbaşkanı ile arasında görüş olarak bir fark kalmayacak ki şu anda Sayın Ersin Tatar Federasyonu değil, egemen devleti savunuyor. Yani Kuzey ve Güney'in içerisinde olmadığı iki ayrı devletin Avrupa Birliği çatısı altında yaşayabileceği bir yapıyı savunuyor. Çünkü 50 yıldır müzakereler bu ülkede devam ediyor. Federasyon görüşmeleri devam ediyor ve bir sonuca vardığı da yok. Şu andaki bizim göz önlerimiz de bu. Bu kışkırtıcı haberlerle acaba seçim sürecine müdahale mi etmek istedi bazı çevreler? Rüzgarın bakın, yönünü değiştirmek için. Bakın çok da değindiniz. Şimdi artık iki kutuplu bir seçime doğru gidiyoruz. Her ne kadar şu an 6 adayın yarışacağı bir seçim olsa da iki aday üzerinde halk ağırlığını göstermiştir bunda. Bir tarafta sağ kesim dediğimiz kesim, Uluslar Birlik Partisi'nin başbakanı Sayın Ersin Tatar'ın anketlerde de %40'lara varan oy oranıyla önde olduğunu, diğer tarafta da ise ikinci olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer sağ kesime yönelik dışarıdan böyle müdahaleler gelirse, böyle açıklamalar gelirse bir kafa karışıklığı, acaba bir bulanıklık oluşturulur mu gibi açıklamaları şu an görmekteyiz. Ama bunlar her ne kadar ufak çaplı hasarlar verse de ama gerçek zaten bir şekilde ortaya çıkıyor. Zaten Uluslar Birlik Partisi'nin içerisinde bulunduğu şu andaki hükümet, hükümetin diğer ortağı Halkın Partisi de aynı şeyi söylüyor ki iki devletli bir çözüm olmak üzere alternatif çözüm modelleri artık üretelim. Yani federasyonu biz görüşerek zaten bir yere varamadık. Evet. 50 yıldır görüşülmeyen hiçbir şeyi kalmadı. Şimdi böyle bir noktada sürekli görüşlerini açıklayan, böyle bir manifestosu olan bir liderin ben federasyon görüşmesinde %6 toprak veririm demesi ne kadar gerçekçi olursa bugün seçime yansıması da o kadar gerçekçi olacak. Evet. Ve benim şu andaki gördüğüm, bugün tabii bu açıklamanın ardından özellikle milliyetçi kesim tarafından bazı tepkiler oluştu. Haklı olarak oluştu. Acaba böyle bir şey söyledi mi diye Sayın Başbakan. Ama bakıldığı zaman gün içerisinde zaten bu ilgili gazeteye de bildirildi. Gün içerisinde bakıldığı zaman bu açıklamaların artık yerini daha da gerçekçi söylemlere bıraktığını ve halkın bu noktada Sayın Ersin Tatar'ın böyle bir taviz vermeyeceğini gördüğünü ifade edebiliriz. Sayın Mahmut Doğan, ben Sayın Tatar'la bir kez yayın yaptım. Yaklaşık 20 dakikalık bir yayındı. O yayın sonrası bu bilgi bana geldikten sonra, dün bu bilgi bana geldiğinde kesinlikle inanmadım. Yoktur öyle bir şey dedim. Sayın Ersin Tatar'la 20 dakikalık bir sohbet bile, bir canlı yayındaki sohbet bile aslında o iddiaların doğru olmadığını kanıtlıyor. Çünkü kendisi hakikaten vatansever bir insan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sevilen bir lider konumunda. Efendim, eklemek istedikleriniz varsa alalım lütfen. Şimdi şunu da ifade edelim. Murat Bey, yani biz burada şu anda Sayın Başbakan Ersin Tatar'ı savunuyor gibi gözükebiliriz. Yani bizi izleyicilerimiz o görüşte de olabilirler. Ama lakin şurada bir gerçek var. Yapılan açıklama belli. Verilen mülakat belli. Ve çok iyi İngilizcesi olan bir insandan bahsediyoruz. Yani eğitimini Cambridge'de
tamamlamış dereceli bir insandan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda kendisi Türkiye'de uzun yıllar televizyonlarda üst düzey yöneticilik yapmış, gazeteciliği ve ne sorulması gerektiğini, ne anlatılması gerektiğini de çok da iyi bilen bir insan. Bakın siz de yayında yaptınız, zaten tanıyorsunuz da kendisini. Bu noktada bu yapılan açıklamanın tamamıyla spekülasyona dayalı, Ersin Bey'in alacağı oyları, milliyetçi cepheyi yıpratmaya dayalı bir haber olduğunu ifade edelim. Bir noktayı da daha altını çizelim. İngiltere'ye yapılan bir ziyaret vardı Ersin Tatar zamanından, yakın zamanda. İngiltere'de yüz binlerce Kıbrıslı Türk yaşıyor. Evet. Ve son seçimlerde de ciddi derecede Boris Johnson'a bu kesin destek verdi. Ve bu desteğin ardından Sayın Tatar'ın İngiltere'ye gitmesi, Londra'da ciddi temaslarda bulunması ve Brexit sonrasında adaya direkt uçuşların yapılacağının gündeme geldiği dönemde bu tarz bir açıklamanın yapılması çok da manidar olmasa gerek. Yani evet, bunun altında mutlaka bir şey var ki bu da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Ama şu bir gerçek, milliyetçi cephenin özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişebileceğini, dik durabileceğini, Doğu Akdeniz'deki yaşanan bu sıcak gelişmelerden en az etkilenebileceğini bilen kesimin Türkiye'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de medyada çıkan bu spekülatif haberlere çok fazla itibar etmeden birinci ağza bakarak daha dikkatli hem yazılarımızda hem yayınlarımızda bizler de medya mensubu olarak bunları kamuoyuna aydınlatırsak, sizin gibi sorumlu bir yayın çerçevesinde bunları da paylaşırsak eminim ki hep birlikte ortak amaca ulaşılacaktır. Evet. Kanal T Haber Müdürü Sayın Mahmut Doğan, efendim çok teşekkür ederiz gece görüşüne katıldığınız için. Sağ olun, var olun diyoruz. Sizin nezdinize de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selamlarımızı iletiyoruz. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'ne ve sizin nezdinizde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına iyi akşamlar diliyoruz, iyi yayınlar. Sağ olun, var olun. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus heyetin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de 5 Mart'ta görüşmelerinin söz konusu olduğunu bildirdi. Libya meselesine ilişkin de Erdoğan, Putin'le görüşerek yol haritasındaki eksikliklerin değerlendirildiğini belirtti. Libya'da şehit düşen askerlerin sayısına ilişkin süren tartışmaya da yanıt veren Erdoğan, iki Türk askerinin şehit olduğunu açıkladı. Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'te gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. Liderler 5 Mart'ta, Türk ve Rus heyetler ise İdlib için 26 Şubat'ta bir araya gelecek. Tabii İdlib'i bir defa süratle çözmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Ankara ve Şam arasında gerginliğin sürdüğü İdlib konusu Cumhurbaşkanı'na soruldu. Erdoğan, Rus heyetin Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı. Heyet yarın ülkemize gelecek. Cumhurbaşkanı'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ne zaman bir araya gelecekleri sorusu da yöneltildi. Erdoğan, İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin de olacağı dörtlü zirveye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bizim Sayın Putin'le burada belirlediğimiz şey tarih, yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalle Sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Sayın Macron'la aynı şekilde Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Tayyip Erdoğan, Libya'da şehit düşen askerlerin sayısına ilişkin süren tartışmaya yanıt verdi. İki Türk askerinin şehit olduğunu açıkladı. Rusya ile görüşmelerimiz var. Malum Hafter denilen orada gayrimeşru bir kişilik var ve bu gayrimeşru kişiliğin yanında Abu Dhabi yönetimi yer alıyor. Bütün parasal kaynaklar orada ve tabii maalesef Rusya'nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var ki sayısal olarak 2500 kişilik bir kuvvet bu. Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz ve bu vesileyle de tabii Sayın Putin'le en üst düzeyde zaman zaman bu görüşmeleri yaparak yol haritamıza
nerede ne tür eksikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz. Kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. İran'da yayılmaya devam eden koronavirüs hakkında da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Yani Sağlık Bakanlığımız bilim kuruluyla yaptıkları çalışmalar neticesinde en uygun olanı neyse biz bu kararı almaya mecburuz. Nitekim İran'la ilgili attığımız adım da bunun bir neticesidir. Çünkü oradan bir korona virüsünün ülkemize sıçraması Allah göstermesin bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek çıkış yolu programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Amerika öncülüğünde Türkiye'ye karşı savaş ittifakı kurulduğuna dikkat çeken Vatan Partisi lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarılarda bulundu. Türkiye bugün karşısında Amerika-İsrail eksenli çok büyük ciddi kuvvetler var. Amerika-İsrail, yukarıda Ukrayna-Amerika ittifakı, Karadeniz bölgesinde iniyoruz aşağı Ege-Doğu Akdeniz'de. Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs dördü Türkiye'ye karşı bir askeri ittifak yapmış ve adını açıkça anıyor yani. Biz diyor askeri ittifak Türkiye'ye karşı yaptık. Evet. Buna şimdi Fransa da eklendi. Geçiyoruz Suriye, Irak kuzeyine yani Fırat'ın doğusu, batısı. Orada da hem Amerika var hem İsrail var hem onların üzerimize sürdüğü, ateşe sürdüğü PKK'sı var. Diğer terör örgütleri var vesaire. Suudi Arabistan PKK'ya para veriyor. Para ve silah vermeye başladı. Şimdi bu kadar büyük güçlere karşı Türkiye ne yapacak? Kendisiyle stratejik olarak menfaat birliği içinde olan ülkelerle, Batı Asya ülkeleri, yani Kürdistan 2. İsrail projesine karşı vatanlarını savunmak zorunda olan Suriye, Irak, İran, bunlar bizim nesnel, doğal dostlarımız. Rusya bunlarla beraber, o da bizim dostumuz. Uzaktan Çin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri fazla aktif falan değil ama o da potansiyel dostumuz. Yani böyle bir ittifak potansiyelimiz var. Bunu değerlendirmezsek karşıdaki kuvvetler ufak tefek değil ve çok cephe var. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı da uyarmak istiyoruz. Yani İdlib merkezli olaya bakmak bugün çok yanlış. İdlib, Fırat'ın doğusu, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege, Libya ve hatta yukarıda kuzeyde Ukrayna bütünsel bir strateji kurmazsanız olmaz ki. Ben Kırım'da Amerika ile beraber olacağım. Geleceğim Suriye'nin kuzeyinde Amerika ile mi beraber olacağım, Rusya ile mi beraber olacağım daha belli değil. Yani Doğu Akdeniz'de bile bir Türkiye politikalarında parçalanma var mesela. Evet. Yani o bakımdan tek cephe, hatta şöyle diyelim, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Fırat'ın doğusu, batısı, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi'ne kadar bir cephe oluştu. Bu cephenin tamamında bir strateji kurmak durumunda. Sen safını net olarak belirlemezsen kimse sana güvenmez. İttifaklarını yapamazsın, önlemlerini alamazsın, savunma hatlarını kuramazsın, diplomasi de yapamazsın ve savaşı kaybedersin. Türk ve Rus heyetlerin 3. tur görüşmeleri Türkiye'de yapılacak. Heyetler bir araya gelmeden önce Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de teröristleri haklı çıkarmaya yönelik girişimlerle mücadele edeceklerini vurguladı. Gözler 5 Mart'taki dörtlü zirvedeyken Kremlin'den yapılan açıklamada potansiyel katılımcıların buluşmaya henüz onay vermediği belirtildi. Ancak İran'la yapılacak bir görüşme üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Sahada diplomasi de gergin. İdlib'de çatışmalar sürüyor. Diplomatik temaslardaysa kesin bir yol haritası henüz belirlenemedi. Türk ve Rus heyetler 3. tur görüşmeler için Türkiye'de buluşacak. Buluşma öncesi Rusya'dan ardı ardı açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde konuştu. Uluslararası topluma aşırılık yanlılarının önü kesilmeli diyerek çağrı yaptı. İdlib'deki terör gruplarıyla ateşkes olamayacağını vurguladı Lavrov. İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerde yaşandığı gibi haydutlarla ateşkes anlaşması yapma olasılığına ilişkin çağrıları açıklamak zor. Bu tür eylemler insan haklarını savunma amacını göstermez. Aksine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir. Lavrov,
Moskova'nın teröristleri haklı çıkarmak için yapılacak her türlü girişimle mücadele edeceğini söyledi. Amerika'nın El Nusra ve HTŞ ile ilgili yaklaşımına dikkat çekti. İki örgüt de hem BM'nin hem de ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Ancak ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de dahil olmak üzere Washington'lı yetkililerden Heyet Tahrir-i Eşam'ı artık o kadar da terör örgütü olarak görmedikleri ve onlarla belirli koşullarda diyalog kurulabileceğinin ileri sürüldüğü açıklamalar geliyor. Bu tarz ifadeleri ilk kez duymuyoruz ve bunları kesinlikle kabul edilemez görüyoruz. Kremlin ise Mart'ta yapılması planlanan dörtlü zirveye ilişkin açıklama yaptı. Çoklu formatta bir görüşme üzerinde henüz bir karar alınmadığını söyleyen Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, henüz bir karar alınmadı, zira potansiyel tüm katılımcılar henüz onay vermedi dedi. Ancak Türkiye, Rusya ve İran arasında bir görüşme yapılabilir. Kremlin sözcüsü Fransa, Almanya, Türkiye'nin katılacağı formatta bir görüşmenin henüz söz konusu olmadığını ama İran'ın katılımıyla bir görüşme olasılığı üzerinde de çalışıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceklerini söylemişti. Peskov, Putin ve Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerine konuşulmadığını söyledi. 5 Mart'ta yapılması beklenen liderler zirvesi öncesi İdlib kırsalında çatışmalar şiddetlendi. M4 ve M5 yollarının kesişim noktası olan Seyrakıyp kasabası yakınlarındaki Neyrap köyünde gece boyunca çatışmalar yaşandı. Anadolu Ajansı, Suriye ordusunun çekildiği Neyrap köyünde ılımlı muhaliflerin kontrol sağladığını duyurdu. İdlib'deki sorunun çözülmesi için diplomatik çabalar devam ederken çatışma haberleri de gelmeye devam ediyor. 5 Mart'ta yapılması öngörülen liderler zirvesi öncesinde Suriye ordusuyla bölgedeki gruplar arasındaki çatışmalar hız kazandı. Halep-Şam ve Halep-Laskiye yollarının kesişim noktası olan Seyrakıyp kasabası yakınlarındaki Neyrap köyü dün şiddetli çatışmalara sahne oldu. Anadolu Ajansı ılımlı muhalif olarak tanımlanan grupların Neyrap köyünden Suriye ordusunu çıkardığını duyurdu. Anadolu Ajansı haberinde Rusya'nın hava gücüyle Suriye ordusuna destek verdiğini ileri sürdü. Neyrap kasabasında 5 gün önce yaşanan şiddetli çatışmaların devamında 2 Türk askeri şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 23 Şubat'taki kongresiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi. Bahçeli, HDP'nin şeffaf ittifak çağrısının ardından CHP'nin kongreye temsilci göndermesine de değindi. MHP lideri, "Demek ki HDP'nin CHP'ye siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim dayatması karşılık bulmuştur," dedi. Üstü HDP, altı PKK olan bu kongre ortamında İstiklal Marşı okunmamış, sözde devrim şehitleri kılıfıyla teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur. Alçaklık bununla sınırlı kalmamış. Bebek katili lehine sloganlar atılmıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin 4. olan kongresine bu sözlerle tepki gösterdi. Soruşturma çağrısı yaptı. Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai tatbikata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Bahçeli, CHP'nin kongreye temsilci göndermesini HDP'nin açık şeffaf ittifak çağrılarıyla ilişkilendirdi. Demek ki HDP'nin CHP'ye yönelik "cesur olun, kuytuda buluşmayalım, kapalı kapılar arkasında el ele gezmeyelim, siyasi nikahımızı ulu orta ilan edelim" dayatması karşılık bulmuştur. HDP Türksüz anayasa diyor. Aynı şeyi CHP de istiyor. HDP Demokrasi İttifakı diyor. Aynı tekerlemeyi CHP de söylüyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçisi olarak atanmasına, ülkücü camiadan gelen eleştirilere de değindi. Bu atamayı maske yaparak Cumhur İttifakı'na husumet kusanlar, bilip bilmeden partimizin resmi görüşü teşekkül etmeden akıntıya kapılanlar yanlış yapmışlardır, ters köşeye yatmışlardır. Tartışmaların gündeme değiştirmeye yönelik bir tuzak faaliyeti olduğunu belirten Bahçeli, MHP'li vekilleri eleştirdi. Üzülerek ifade etmeliyim ki bu tuzağa bazı milletvekillerimizin ve parti yöneticilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik bir vakadır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne sosyal medyadan istikamet
çizilemez. Bize sosyal medya yolcusu değil, davanın hancısı lazımdır. HDP Kongresi ile ilgili terör soruşturması başlatıldı. 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin 4. olağan kongresinde bölücü terör örgütü PKK ailebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarından hazırlanan slayt gösterimi nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada slaytı hazırladıkları belirlenen 15 kişi hakkında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınma kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerden 14'ünün yakalandığı, diğer şüphelinin ise terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince arandığı öğrenildi. Demokratik muhalefet içerikli Amerika raporları, HDP'nin CHP'ye yaptığı açık ittifak çağrıları ve Demokrasi İttifakı söylemiyle turuncu muhalefet cephesi hazırlanıyor. Partilerin tabanları Demokrasi İttifakı söylemiyle yeni bir sürece hazırlanıyor. Milli hükümet seçeneğinin karşısındaki Amerika-Atlantik cephesinin siyasi planı işte ayrıntılarıyla ekranınıza geliyor. İttifaklar daha açık olmalı, şeffaf olmalı. RAND Corporation'ın demokratik muhalefetle çalışılacağına ilişkin raporu ve HDP'nin şeffaf ittifak çağrıları, Abdullah Gül'ün çıkışları, Davutoğlu'nun Millet İttifakı'na göz kırpan açıklamaları. Şu anki siyasi iktidarın en büyük problemi bu farkları yönetememez. Atlantik cephesi Cumhur İttifakı'nın karşısında geniş bir koalisyonun taşlarını döşüyor. Son olarak PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş başkanı Pervin Buldan'ın şeffaf ittifak olmalı sözleri koalisyonu gözler önüne serdi. Kiminle ittifak yaptığımız genel başkanlarımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Yerel seçimlerde HDP ile örtülü ittifak içinde olan ancak bunu kabul etmeyen CHP yetkililerinin açıklamaları Buldan'ın bu sözleriyle anlamını yitirdi. İnsanlar kimin kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı. CHP biz ittifak yapmadık falan diyor ya, net bir şekilde biz yaptık diyor. Bunu gizli yaptık geçen seçimde, artık bunu açık yapalım diyor. Bu tartışmaların ardından her iki partiden de gelen Demokrasi İttifakı açıklamaları dikkat çekiyor. İktidar dışındaki tüm siyasi partileri Demokrasi İttifakı'na davet ediyoruz. Biz demokrasiden yana olan yurttaşlarımızın yanında duruyoruz. Bu söylemin Pentagon'a raporlar hazırlayan RAND Corporation'ın raporunda da yer alması dikkat çekiyor. O raporda Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerinin geleceği için demokratik muhalefetle çalışması tavsiye ediliyor. Burada önümüzdeki süreç için muhalefetin büyütülmesi, demokratik muhalefetin büyütülmesi hedefleniyor. CHP ile HDP ittifakının açığa çıktığı bu dönemde CHP Amerika temsilcisi Yurter Özcan'ın Amerika'nın psikolojik savaş elemanı Rubin'le poz vermesi dikkat çekti. Bu gelişmelerle birlikte CHP Genel Merkezi'nin parti tabanını HDP ile ittifaka hazırlamaya çalışacağı belirtiliyor. CHP tabanının Abdullah Gül'e ısıtılması süreci başlarsa sürpriz olmaz. O zaman kongrede Demirtaş'ı eş genel başkan seçin de herkes her şeyi görsün arkadaşlar. Kuytuda buluşmayalım, kapalı kapılar arkasında el ele gezmeyelim. Bakın, belediye başkan yardımcısını Abdullah Öcalan'ın avukatı yapıyor. Yani gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Vatan Partisi'nden CHP-HDP birlikteliğine ilişkin sert mesajlar gelirken yeni kurulan partilerse Millet İttifakı'na göz kırpıyor. Fakat bu iki blokun Cumhurbaşkanı adayı tek olacak. Ali Babacan, HDP kongresine gönderdiği mesajla yeşil ışık yaktı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Karar Gazetesi'ne verdiği röportajla zamanında karşısında durduğu Gezi Parkı eylemlerine sahip çıktı. 1 Mart tezkeresine mesafeli olduğunu iddia etti. Ali Babacan'a davetiye gitmiş. Ali Babacan da HDP kongresine mesaj göndermiş. Şimdi bu da Ali Babacan'ın da bu ittifaka sıcak baktığını
gösteriyor. HDP ile ittifak, Millet İttifakı bileşenlerinden İYİ Parti'de de tartışılmaya devam ediyor. Parti sözcüsü Yavuz Ağar Alioğlu ulusal kanala konuştu. Bizim tavrımız, duruşumuz net. HDP terör gölgesinden kurtulmalı. HDP ile asla ittifak içinde olmayız. Yan yana gelmeyiz. HDP'nin PKK ile mesafesinin olmaması problem. Devlet hata da yapar ancak devlet katil derken çok rahat, PKK katil demeyen bir siyasi organ. O yüzden hiçbir zaman HDP ile görüşmedik. Bu konuda duruşumuz net. Ağar Alioğlu, HDP ile ittifaka kapıları kapatsa da İstanbul seçimlerinde kurulan örtülü ittifak İYİ Parti'den istifalar getirmişti. Bu kapsamda kulislerde Erdoğan karşıtı cephenin iki farklı ittifakla hareket edeceği de öne sürülüyor. Bunlardan birisi HDP, CHP ve işte sol ıvır zıvır gruplar ittifakı. Diğer tarafta da İYİ Parti, Ali Babacan, Saadet, işte Davutoğlu'nun partisi, onların ittifakı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi. Kavala'nın Gezi'yi finanse ettiğine dair bir delil bulunamadı ama içeride diyen Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İdlib ve Libya'daki gelişmeler de vardı. Bir kişiye yapılan haksızlığı, zulmü kabul edemeyiz. Osman Kavala olayından söz ediyorum. Kavala'ya desteğini ineledi. İdlib ve Libya üzerinden hükümete yüklendi. Ben Suriye'ye gireceğim, Suriye'den çıkmayacağım, İdlib'i de alacağım, Halep'i de alacağım, Şam'ı da alacağım, bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprağına katacağım diyorsan tamam, onu söyle, çık söyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Osman Kavala'nın tutuklanmasına tepki gösterdi CHP lideri. Tutuklanmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi. Mahkeme oturuyor. Beraat kararı veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor. Dün onu beraat ettirmeye kalktılar diyor. Yargıya gözdağı veriyor. Bu lafı eden insanda adalet duygusu yoktu. Cezaevi aracındayken tekrar hapishaneye götürüldü. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz diyor. Anayasa söylüyor bunu. Kılıçdaroğlu Kavala üzerinden Hakimler Savcılar Kurulu'nu sert sözlerle hedef aldı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, affedersin, yüksek değil artık. Hakimler Savcılar Alçak Kurulu diyebiliriz. Hakimler Savcılar Kurulu hemen toplanıyor. Hemen toplanıyor. O yargıç hakkında hemen soruşturma açın diyor. Nasıl beraat verir? Birkaç tane şehidimiz var. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Erdoğan'ın bu ifadeleri de vardı. Onları bir eşya gibi görmek, eşya gibi değerlendirmek, tane gibi ifade etmek kadar insanlık ayıbı başka bir şey yoktur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin İdlib politikasını da saray ordusu ifadeleriyle eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni egemen güçlerin maşası haline getirmek kadar bu ülkeye yapılacak başka bir ihanet yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu sarayın ordusu değildir. Tek bir Mehmetçiğimizin tırnağı bütün Suriye'den daha değerlidir. Bir araya gideceğiz, ardından gece görüşü kaldığı yerden devam edecek. Ulusal Kanal ekranından bir kez daha iyi geceler diyoruz. Gece görüşü ikinci bölümüyle devam ediyor. PKK yandaşı gruplar Ankara'da TGB'li vatansever öğrencilere saldırı girişiminde bulundu. Saldırının püskürtülmesinin ardından Türkiye Gençlik Birliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada üniversitelerde ve şehir merkezlerinde terör örgütü destekçilerinin cirit atmasına müsaade edilmeyeceği vurgulandı. TGB olduğu sürece ne üniversitelerde, ne şehir merkezlerinde, ne sokaklarda, ne liselerde
PKK barınmayacaktır. Saldırıları püskürten Türk gençliği terör örgütü yandaşlarına bu sözlerle yanıt verdi. Her yerde PKK destekçilerinin üzerine gitmek TGB'nin biricik vazifesidir. PKK yandaşı bir grup Ankara'da 24 Şubat akşamı TGB'li gençlere saldırı girişiminde bulundu. Terör örgütü destekçilerinin bu saldırısı Türk gençliği tarafından püskürtüldü. Saldırı girişiminin ardından gözaltına alınan PKK destekçilerinin üzerinden de kesici ve delici aletlerin çıktığı öğrenildi. Kızılay Konur Sokağı'nın giriş ve çıkışlarında pusu kurup saldırı girişiminde bulunan PKK destekçileri TGB üyelerinin saldırıya yanıt vermesiyle saldırdıklarına pişman olmuşlardır. Saldırıya ilişkin TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer bir açıklama yaptı. Bu saldırılar tesadüf değildir. PKK'nın karakteridir. Bunlar öğrenci değil, şehir eşkıyasıdır. ODTÜ'de, dil tarihte, Cebeci'de aradığını bulamayanlar, rezil olanlar, saldırdıklarına pişman olanlar karanlık saatlerde sokak aralarında pusu kurarak hainlik peşinde koşmaktadır. Gençer, terör örgütü yandaşlarına her yerde gerekli yanıtın verileceğinin altını çizdi. Üniversitede hareket alanı kalmayan PKK yandaşları çırpınmaktadır. Şehir merkezlerinin taşıdıkları saldırılarla öğrenci dahi olmayan kişilerin yardımlarıyla terör ve şiddete başvuranlar çaresizdir. Korkaklığın boyutu ise ortadadır. Son zamanlarda yapılan saldırı girişimlerini de hatırlatan Gençer, bu saldırılara neden olan sorumluları da eleştirdi. Mehmetçiğin arkasında sıra dağlar gibi bekleyenlerle Türk ordusunu, Türk devletini ve Türk milletini arkadan bıçaklayanlar savaşmaktadır. Bu saldırılar karşısında susanların üzerinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ve bütün şehitlerimizin vebali vardır. HDP ile ittifak kuranların sorumluluğu vardır. Ankara'nın göbeğinde bölücülük kongresi yaptırıp APO'ya selam çaktıranların dahli vardır. Gençer, tüm bunlara rağmen Türk gençliğinin terör yandaşlarına müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Herkesin gönlü rahat olsun. Atatürk gençliği görevinin başındadır. Bu saldırılarla hem siyasi alanda hem de hukuki alanda mücadelemiz devam edecektir. TGB olduğu sürece ne üniversitelerde, ne şehir merkezlerinde, ne sokaklarda, ne liselerde PKK barınmayacaktır. PKK'ya yönelik operasyonlar sınır içi ve sınır ötesinde aralıksız sürüyor. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordineli operasyonuyla PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da yürütülen kapan altı operasyonu da başarıyla tamamlandı. İkna çalışmaları ise olumlu sonuç vermeye devam ediyor. İki terörist Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk ordusu bölücü terör örgütü PKK'yı çembere aldı. Terörden arananlar listesine bir çizik daha atıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sincar'da büyük bir operasyona imza attı. Kırmızı bültenle aranan PKK-KCK'nın sözde Mahmur Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, koordineli operasyonla etkisiz hale getirildi. Öte yandan kapan altı şehit jandarma uzman çavuş Adnan Uluışık 69 operasyonu başarıyla tamamlandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda PKK'lıların kış üstlenmesi amacıyla kullandıkları bir sığınak imha edildi. Kullanılamaz hale getirilen sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ayrıca arazide çalılar ve kayalıklar arasında bidonlara gizlenmiş 107 kilogram esrar da ele geçirildi. Operasyonlar terör örgütündeki çözülmeleri de arttırdı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda iki terörist teslim oldu. Yapılan açıklamada Irak'ın kuzey ve Suriye barınma alanlarından kaçan iki PKK-YPG'li terörist daha Şırnak'ın Silopi ve Mardin Nusaybin ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu ifadeleri kullanıldı. Polisin ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı terörist yaşadıklarını anlattı. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Şiar Kendallı kod adlı NÖ olduğu belirlendi. NÖ PKK'lılara teslim olun çağrısı yaptı. Kısa bir süre sonra insan bunun farkına varıyor. Söylenenlerle pratikte yapılanların hiçbir bilgi ve alakasının olmadığını insan görüyor ve de anlıyor. Hakkari ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu. Bir nebze benim gibi kaçmak isteyenlere yardımcı olabilmek için bunu yapıyorum. Çünkü kaçmak isteyenler var, örgütten kurtulmak isteyenler var. Ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı artıyor. Aynen çocuk yaşta gelenler olsun, belli bir yaştan sonra gelenler olsun kaçmak isteyenler var fakat kaçamıyorlar.
İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde olmama rağmen ben geldim ve yani hiçbir yani zerre kadar kötü bir yaklaşıma maruz kalmadım. Şiar Kendal Kod adlı NÖ, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. Gelmek isteyenler varsa onlardan yani tek isteğim bu videoyu izlemeleridir. Yani bu videoyu gerçekten doğru anlamalarıdır. Bırak yani işkence falan sözlerin bir fiske bile, bir kötü laf bile ben işitmedim. Tam tersine yani karşılaştığım her bütün polis abiler, asker abiler olsun hepsi çok iyi davrandı. 16 yaşındayken kandırılarak terör örgütüne katıldığı söylenen NÖ, PKK'lılara teslim olun çağrısı yaptı. Geçmiş 10 yılımın ne kadar berbat geçtiğini ve büyük bir pişmanlık duygusu içinde insan burada vicdan azabı da yaşıyor. Ve sizin bu vicdan azabını yaşamamanız için sizden tek ricam kesinlikle nasıl oluyorsa olsun gelin teslim olun. NÖ, güvenlik güçlerince iyi karşılandığını, sözde örgüt yöneticilerinin söylediği gibi kötü muamele görmediğini vurguladı. Bir de şöyle diyorlar yani bilmem Türkiye'deki Kürt yani Kürtlerin devlet arası iyi değil. Zaten devlet onlara zulmediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama öyle bir şey yok. Bilmem Kürtçe konuşamazsınız falan filan. Öyle bir şey yok. Diyarbakır annelerinin daha kaçırılan çocukları için başlattığı eyleme katılım sürüyor. Şırnak'tan Diyarbakır'a giden ikinci ailesi 6 yıldır kayıp olan evlatlarına kavuşmak için eyleme katıldı. Diyarbakır ailelerine katılım devam ediyor. Oturma eylemine Şırnak'tan giden ikinci ailesi de katıldı. Acele hemen oğlum gelsin. Gelmeden ben gitmiyorum bir yere. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor. Şırnak'tan eyleme katılan 10 çocuk babası 65 yaşındaki Emin Ekinci yaklaşık 6 yıl önce 17 yaşında daha kaçırılan oğlu Mustafa Ekinci için oturma eylemine dahil oldu. Oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını anlatan Ekinci, evladına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi. Ben oğlumuzu istiyorum, gelmesi istiyorum. Ben onu bekliyorum. O gelmeden ben burada gitmem. 6 yıldır haber alamadığı evladına hasret olan baba, oğluna terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu. Gelmek için beni görsün, gelsin. Ben onun babasıyım, ben özlemişim. Gelsin ya. Gelsin devlete, adaletine teslim olsun. Mehmetçik, vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından ağır kış koşullarında görev başındaki askerlerimizin yer aldığı bir video paylaştı. Havada, karada, denizde. Mehmetçik her zaman her yerde. Yaz kış, soğuk sıcak demeden mevzisinde, vatan nöbetinde. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından işte bu görüntüleri paylaştı. Zorlu kış şartları da Mehmetçiği pes ettirmiyor. Mehmetçik yüksek tepelerde, dondurucu soğukta, ay yıldızı al bayrağın gölgesinde, atasının izinde vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birliği için vatan savaşında. Paylaşımın sonuna, cesaretin ve fedakarlığın sembolü Mehmetçik, ağır kış koşullarına rağmen vatanın her karış toprağının gözcüsü olmaya devam ediyor. Notu düşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Azerbaycan'da mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider birlik ve kardeşlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret etti. Gelmeniz şerefine Fahri Karadüzlü, Karav Reisi Mayor Gülüyev. Heyetler arası ve ikili özel görüşmelerden sonra Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev'le kameraların karşısına geçti. Erdoğan, iki ülkenin sorunlarının ortak olduğunu, birlikte çözüleceğini belirtti. Özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu özellikle Nahçıvan'ın
bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir. Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Gerek ordularımızın dayanışması, gerekse savunma sanayinde attığımız adımlar da geleceğe yönelik bağımsızlığımızın en büyük teminatı olacaktır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de iki ülke halkı için birlik vurgusu yaptı. Bir de onu gösterdi ki bütün meselelerde bizim fikirlerimiz birdir, niyetimiz, amalımız da birdir. O da ondan ibarettir ki Türkiye-Azerbaycan dostluk, kardeşlik ilişkileri bundan sonra da uğurla inkişaf etsin ve bütün sahaları ihate etsin. Erdoğan ve Aliyev ortak ticaret hacmini geliştirmek konusunda anlaştı. Heyetler arası görüşmeler sonrası bir dizi ekonomik anlaşma imzalandı. Ticaret hacmimiz 2019 yılında yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 2023 yılında inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız. Hedefimiz bu. Bunu da yakalamamız lazım. Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı Baylok kullanıcısı olduğu öğrenildi. Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlar düzenledi. Şüphelilerden 13'ünün yakalandığı, 11 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri İston ve İspak'ta çalışan emekçiler, örgütlendikleri belediye iş sendikasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki verilmemesine tepki gösterdi. Toplu sözleşme haklarının ellerinden alındığını vurgulayan emekçiler, hizmet iş yöneticilerinin bakanlık yetkililerine baskı yaparak yetki tespit yazısının verilmesini engellediğini iddia etti. Yasal zorunluluk olan yetki tespit başvurusunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptı. Yasalara, yargı kararlarına rağmen izici çoğunluğumuz varken yetki tespiti anamızın ak sütü kadar helalken bakanlık 5 dakikada vermesi gereken yetki tespit yazısını tam 4 aydır insafsızca vermiyor. Yetkimizin verilmesini istemeyen vicdansızlar yüzünden bizler bu hayat pahalılığından aylardır inim inim inliyor, toplu sözleşme hakkımızı kullanamıyoruz. Biz çıkacak diye, ancak sabrın da bir sınırı var. Birileri yetki tespitimizi vermeyerek, yasal toplu sözleşme hakkımızı engelleyerek sabrımızı zorluyor. Hak, hukuk, adalet! Herkes bizim sendika seçme hakkımıza da, anayasal toplu sözleşme hakkımıza da saygı duymayı öğrensin. Herkes demokratik tercihlerimizi hazmetmeyi öğrensin. Açıklamalara, uyarılara, cezalara rağmen sağlıkta şiddetin önüne geçilemiyor. Bu kez Gaziantep'te Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda nöbetçi hemşire Zülkif Öztürk hasta yakınları tarafından darp edildi. Türk Sağlık Sen yaşananlara tepki gösterdi. Pazar günü önünde bulduğumuz hastanede bir arkadaşımız daha şiddet mağduru olmuştur. Hastaneler şifa ile anıldığı kadar artık şiddet haberleriyle de sık sık gündeme geliyor. Gaziantep'te bir sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından şiddete uğradı. Hastanenin adı Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi. Yoğun bakımda nöbetçi hemşire Zülkif Öztürk hasta yakınları tarafından darp edildi. Öztürk yaşadıklarını anlatamadı. Darp edilen arkadaşları adına meslektaşları konuştu. Arkadaşımız sadece kanun çerçevesinde verilen görevleri yaptığı için darp edilmiştir. Hemşire arkadaşımız şehir magandalarının insanlık dışı davranışları karşısında bile sükunatı bozmamış ve itidalli davranmıştır. Buna rağmen hasta yakınları her zaman olduğu gibi arkadaşımızı hakaret etmiş, saldırıda bulunmuş ve darp etmiştir. Türk Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak hastane önünde açıklama yaptı. Kazak, mevcut sistem içinde sağlıkta şiddetin son bulmayacağı yönünde
hükümeti uyardı. Sendikalarını, sendikalar, meslek odaları ve derneklerle istişare etmeden planlanan takdirde sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz. İflas eden ve tel tel dökülen sağlık sisteminden vazgeçmediğin sürece sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz. Hasta odaklı politikalarınız ile hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve vatandaş gibi algıladığınız takdirde sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz. Sağlık çalışanları şiddetin önlenebilmesi için sistemin yeniden düzenlenmesini istiyor. Gelin hep beraber hem hizmeti sunan sağlık çalışanlarının hem de hizmet alan vatandaşlarımızın kucaklaşacağı yeni bir sağlık modeli inşa edelim diyoruz. Van'daki depremzedelerin yaraları sarılıyor. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremden en çok Van'ın Başkale ve Saray ilçeleri etkilenmişti. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye kenetlendi, el ele verildi. Depremzedelerin yaraları sarılıyor. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki depremden en çok hasarı Van'ın Başkale ve Saray ilçeleri aldı. 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 54 kişinin yaralandığı depremin ardından depremzedeler için seferber olundu. Kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürüyor. Bölgeye gönderilen yardım malzemeleri görevliler tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Her gün 3 öğün olmak üzere 5000 kişilik sıcak yemek dağıtılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için 100 kişi kapasiteli refakatçi misafirhanesini açtı. Hasta ve hasta yakınlarının da ağırlandığı misafirhanede barınma ihtiyacının yanı sıra yeme, içme ve banyo gibi temel ihtiyaçlar da karşılanıyor. Jandarma depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Şu askerlerimiz köy köy gezerek depremzedelere destek oluyor. Depremin vurduğu köyleri tek tek geziyorlar. Desteklerini bir an olsun çekmiyorlar. Bazen bir çadıra umut oluyorlar. Bazen de sarsıntıda ayakta kalan kerpiç evleri ziyaret ediyorlar. Malatya ve Van'da İl Jandarma Komutanlığı personelleri görevde. Mehmetçiğin depremden etkilenenlere desteği sürüyor. Van'da İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 15'i kadın astsubaylardan oluşan 50 kişilik ekip, Başkale'ye bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerine gitti. Deprem devleri hasar görenlerin erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak gibi ihtiyaçlarını karşılayan kadın astsubaylar, ihtiyaç sahibi çocuklara da kıyafet yardımında bulundu. Bir çekilebilir misin? Sana bir poşet verelim mi? Enkaz altında hayatını kaybeden ailelerin yaşadıkları çadırlara da giden askerler, yakınlarını kaybeden ailelerin üzüntülerine de ortak oldu. Depremzedelerin sorun ve talep tespit çalışmaları sürüyor. Askerler depremden etkilenen 18 mahalledeki vatandaşlara 2500 yardım kolisi ve 2500 çocuk yardım paketi de dağıtacak. Malatya'da da jandarma ekipleri depremin ardından yaptığı faaliyetleri video ile paylaştı. Görüntülerde jandarma personelinin depremin ardından ziyaret ettiği bazı kırsal mahalleler yer alıyor. Jandarma ekipleri Pütürge, Doğan Yol, Battalgazi ve Kale ilçelerinin kırsal mahallelerine gitti. Depremzedelere yapılan ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı. Ekipler kırsaldaki depremzede vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi, gıda kolisiyle kıyafet dağıttı. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti. Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte görevini bırakan Mübarek'in uzun süredir tedavi gördüğü açıklandı. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in öldüğü açıklandı. Mısır Devlet Televizyonu, Mübarek'in tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda yaşamını yitirdiğini duyurdu.
1928 yılında doğan Hüsnü Mübarek, Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim gördü. 1950-1975 yılları arasında Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı 1981'de Enver Sedat'ın suikaste uğraması sonrası devlet başkanlığına atandı. Mübareğin ilk icraatlarından biri Enver Sedat döneminde İsrail'le yapılan uzlaşı anlaşmalarını rafa kaldırmak oldu. Arap ülkeleriyle Mısır arasındaki çatlakları kapatmaya çalıştı. Körfez'de yaşanan krizlerde arabuluculuk rolünü üstlendi. ...2011 yılında Arap Baharı eylemlerinin patlak vermesiyle Mısır'da yaşanan gerilim mübarek iktidarını derinden sarstı. Hüsnü Mübarek görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti. Dokuz NATO üyesi ülkenin katıldığı Dynamic Manta 2020 tatbikatında ilk gün geride kaldı. Birinci günün sabahında denizaltı ve fırkateynler limandan ayrıldı. Helikopterler eşliğinde ilk manevralar yapıldı. Türkiye 7 gemiyle tatbikata katıldı. Dynamic Manta 2020 NATO tatbikatında fırkateynler ve denizaltılar Katanya Limanı'ndan ayrıldı, denize açıldı. Helikopterler eşliğinde ilk ortak egzersizler yapıldı. İtalyan ITS Carabiniere fırkateyninden kalkan SH-90 tip helikopter, TCG Salih Reis, Kanada'nın HMCS Federation fırkateyniyle İtalyan ITS Todaro denizaltısının bulunduğu bölgeye sonar batırarak bölgedeki denizaltı hareketlerini tespit etmeye yönelik manevralarda bulundu. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 komutanı Tuamiral Paolo Fantoni, Sicilya'nın doğu kıyılarında denizaltılardan gelebilecek tehditlerden kaçınmak, onlara karşı kapasitelerini ölçmek ve de deniz güvenliğini sağlamaya yönelik tatbikat icra ettiklerini dile getirdi. Tatbikata Türkiye'nin verdiği desteğe de değinen Fantoni, aralarında TCG Salih Reis'in de olduğu 7 geminin şu anda bu tatbikata katıldığının altını çizerek, ayrıca 3 gün boyunca bizimle olacak olan TCG Gaziantep Fırkateyni'ni de burada göreceğimiz için memnuniyet duyuyorum dedi. Türk Deniz Kuvvetleri tatbikata Barbaros sınıfı fırkateynlerinden TCG Salih Reis, Preveze sınıfı denizaltılarından TCG 18 Mart ve bir de deniz karakol uçağıyla yer alıyor. Bu unsurlara ek olarak Gabya sınıfı TCG Gaziantep fırkateyni de tatbikata kısmi destek verecek. İzmir Gazi Emir'de F-35 uçaklarının parçalarını üreten Kale Part Whitney fabrikasında sendikaya üye olan 7 işçi daha işten çıkarıldı. Türk-Amerikan ortaklı fabrikadan atılan işçileri ziyaret eden Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, sendika bu fabrikaya girecek dedi. T-35 uçaklarının parçalarını üreten Kale Part and Whitney fabrikasında 7 işçi daha sendikalı oldukları için işten çıkarıldı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, eylem yapan işçileri ziyaret etti, destek verdi. Siz nereye kadar mücadeleyi sürdürürseniz sendikanız sizin yanınızdadır. Serdaroğlu, Kale Pratt & Whitney şirketine seslendi. Sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu hatırlattı. İşveren diyor ki, hayır ben burada sendikalaşmanıza müsaade etmeyeceğim. Beyefendi, bu anayasal bir haktır. Yasal bir haktır. Senin keyfine göre sendikalaşma olmaz. Kale Pratt & Whitney şirketi yöneticilerinin hukuku çiğnediğini belirten Serdaroğlu, işçilere uygulanan mobbinge dikkat çekti. İnsanların telefonlarını el koydular, e-devlet şifrelerini aldılar, onların sendikaya yürüp olmadığını kontrol ettiler, istifa etmezsen seni atarız dediler. Birleşik Metal İş Sendikası olarak işçilerin arkasında olduklarını belirten Serdaroğlu, sendika bu fabrikaya girecek dedi. İstanbul'da pistten çıkan uçağın kaptan pilotunun tutuklanma gerekçesi belli oldu. Pilotun uçağı indirmekte ısrar ettiğini belirten mahkeme, iniş hızının çok yüksek ve frenlemenin de geç olduğunu tespit etti. Pistten çıkan uçağın kaptan pilotunun tutuklanma gerekçeleri belli oldu.
Kaptan pilot M.A. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak soruşturmasının tek tutuklu şüphelisi. Mahkemenin tutanaklarında kaptan pilotun tutuklanmasında 3 neden öne çıktı. Mahkeme, pilotun hava muhalefeti sebebiyle iki uçağın pisti pas geçtiği bildirildiği halde uçağı indirmekte ısrar ettiğini değerlendirdi. Limit 54 knot olmasına rağmen iniş hızının 84 knot olduğu belirtildi. Buna rağmen 6 saniye geç fren yapıldığı da kaydedildi. Kaptan pilot ise meydan işletmesini suçladı. Kazaya, kule ve yabancı yardımcı pilot arasındaki Türkçe anlaşamamayla pistteki izlerin neden olduğunu savundu. Sert bir iniş yapmadığını öne süren pilot, pistte bolca tekerlek izi olduğunu ifade ederek bunların kayganlaşmaya neden olduğunu söyledi. İfadesinde kulenin pisti pas geçin talimatı vermediğini de savunan MA, kusurlu olmadığını anlattı. Mardin Belediyesi kadınların üretime katılması için bir projeye imza attı. Koza Birlik İşbirliği ile İpek Yolu Kadınları İpek Üretiyor projesi hazırlandı. Mardin'de İpek Böcekçiliği projesi uygulamaya geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ile Koza Birlik İşbirliği'nde İpek Yolu Kadınları İpek Üretiyor sloganıyla proje hazırlandı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman projenin tanıtımında konuştu. Yaman, belediye bütçesinin sadece Mardinliler için harcandığını söyledi. Bundan sonra hem Büyükşehir Belediye'miz hem ilçe belediyelerimizin kaynaklarını terör örgütüne ve ilimizde katkı sağlanacak hiçbir şeye harcamayacağız. Sadece ve sadece Mardin'imize, Mardin'in kadınlarına, Mardin'in gençlerine, Mardin'in öğrencilerine, Mardin'in çocuklarına harcayacağız demiştik. Ve öyle yapmaya da devam ediyoruz, görüyorsunuz. Kadınların üretime dahil olması için önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yaman, lavanta ve çilek üretimine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı. Bir sürü projeyi hep beraber gerçekleştireceğiz. Milli Piyango İdaresi'nin 10 yıllığına taşerona devredilmesi nedeniyle 10.600 piyango bayi ile 5.000 sayısal bayisini zor günler bekliyor. Milli Piyango İdaresi'nin işletme lisansı 2030 yılına kadar İtalyan Sisal'la Demirören grubuna bağlı Şans Girişim Ortaklığı'na devredilmesi esnafı zora soktu. Sabit bayilerin ve seyir bayilerin primleri düşüyor. Milli Piyango Oyunları 10 yıllığına kamu yönetiminden çıktı. Yeni şirketin ard arda aldığı kararlara esnaf tepki gösterdi. İlk iş olarak Türkiye'deki 22 Milli Piyango İdaresi şubesinin kapatılmasına karar verildi. Şubeler kesin kapanıyor. 22 Türkiye'de şube var. Hepsi kapatılıyor. Bu kadar insanın hayatı mahvolacak. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kazancımız yok ki zaten bizim. Sokaklarda kazanıyoruz biz bu parayı. Bu insanlara günah değil mi ya? Çoğu yaşlı ve engelli olan serbest bayiler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ben bu yaştan sonra ne iş yapabilirim? Benim sosyal güvencem yok. 500 liralık satış yapacaksın da 20 lira para kazanacaksın. Bu imkansız bir şey. 4 sene önceki benim gelirim atıyorum haftalık 1000 lirayken şu anda 1000 lira. Ama giderler iki katına çıktı. Ekmeğimizi kesmesinler bizim. Ekmeğini oynamasınlar. Cumhurbaşkanımızdan onu rica ediyoruz. Bileti nasıl temin edeceklerini bilmeyen piyangocuların %9.7 olan komisyonu %4'e düştü. Bu da çoğu engelli ve yaşlı olan 10.600 esnafın kazancının %50 azalması anlamına geliyor. Nedir bu yani? Yok oradan karı düşür, yok 3 tane şunu sat, yok bunu yap, bu olmaz, kiramız var bizim. Arkadaşlarımın çoluk çocuğu var. Herkes yokluk içinde. Mekanımı ısıtmak için, ciddi söylüyorum, mekanımı açmak için, ısıtmak için klimayı yakamıyorum. Niye giderden tasarruf edeyim diye. Türkiye'deki 5000 sayısal loto bayisine de zor günler bekliyor. Çünkü yeni şirket bayilerin %6 olan net komisyonunu 3.40'a düşürdü. Net %6 karımız vardı, şimdi brüt %4'e düşecek. Bunun vergisi vesairesi çıktıktan sonra %3'ün belki de %3'ün altına düşecek. Sayısal loto bayilerini bekleyen bir diğer sorun da sözleşme sürelerinin yakın zamanda sona erecek olması. Sözleşme yenilemede geçmişte olmayan bir uygulama devreye girecek. Varlık fonu 10 bin ila 30 bin lira arası bir teminat. İtalyan Sisal firması da yeni sayısal makineleri için 3050 dolar alacak. Yeni teminatları 3050 dolar makine için istiyor bizden. Artı yapmış olduğun hasılata göre
10 bin, 20 bin, 30 bin arasında da teminat istiyorlar. Milli Piyango ve Şans Oyunları esnafı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. 15 binden fazla bayinin kepenk kapatma noktasına geleceğini belirten mektupta teminatların alınmaması, komisyon ücretlerinin eskisi gibi devam etmesi istendi. Taşköprü Sarımsağı'nda ekim zamanı başladı. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur'un çiftçilere tavsiyesi sigorta yaptırmaları oldu. Kastamonu'da Taşköprü Sarımsağı'nın ekimine başlandı. Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde Şubat ve Mart aylarında ekilen sarımsak Temmuz ayı başlarında hasat ediliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 25 bin dekarda sarımsak yetiştirileceği tahmin ediliyor. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, üreticilere tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye etti. Beyaz altın toprakla buluşmaya başladı. Her yıl Kastamonu ve Taşköprü bölgesinde beyaz altını üreticilerimiz muhakkak dikiyorlar. Para etse de dikiyorlar, etmese de dikiyorlar. Bu onların için olmazsa olmazları beyaz altın. Çiftçi Kamil Atasoy da beyaz altın için verdikleri emek sürecini anlattı. 35-40 senede ekiyorum bu sarımsağı. Bunu inilkin başlayak dişliyoruz. Ondan sonra bir tek dişliyoruz. Ondan sonra tarlayı içiyi götürüyoruz. Böyle şey yapıyoruz, dikiyoruz. Ondan sonra sulaması var, çıkartması var, tozu var, gübresi derken hepsi. Böyle inşallah gelecek sene de böyle para eder. Ha bu da etmese de bile yine 15 kağıt edersin yine yeter yani. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cevizli Köyü İlköğretim Okulu öğrencileri olumsuz şartlara rağmen hayallerinin peşinden koşuyor. Kortları olmamasına rağmen hayalleri için çalışan öğrenciler Nisan ayında yapılacak turnuvaya hazırlanıyor. Tenis kortları yok ancak hayalleri var. Burası Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Cevizli Köyü. Bu gençler de hayallerinin peşinde koşan Cevizli İlköğretim Okulu öğrencileri. Onlar olumsuz şartlara rağmen tenisteki başarılarıyla adından söz ettirdi. Çevredeki 13 köyün öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda kort yok. Nöbetleşe kullanılan iki raket ve sağlam olmayan toplarla tenis öğreniyorlar. Bu şartlarda geçen yıl katıldıkları Gaziantep Okullar Arası Tenis Turnuvası'nda takım olarak çeyrek finale kadar çıktılar. Bireysel turnuvada Ayşe Gürgün'ün üçüncülüğü bütün dikkatleri bu köy okuluna çekti. Bu ayla hazırlandık, turnuvaya gittik, kort gördüler. Ayşe diye bir öğrencim vardı, o da Antep üçüncüsü oldu. İlk o dedi, aha Ayten Hoca'nın dediği kortlar burası mıymış? Öyle şaşırmışlardı ve bu çocuklar ilk kez kort görmesine rağmen başarı elde ettiler. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da okulu ziyaret ederek gençleri bizzat kutladı. Başkan çocuklara şunu sözünü verdi, Nisan ayında sizi dedi İstanbul'da bir hafta misafir edeceğim. Burada turnuva var. Geleceksiniz dedi, dünyanın iyi sporcularıyla orada oynayacaksınız. Şimdi okul Nisan ayında yapılacak olan Gaziantep Okullar Arası Tenis Turnuvası'na hazırlanıyor. Okulun beden eğitimi öğretmeni Ayten Acun ve öğrenciler ulusal kanala konuştu. Haftanın 4-5 günü bu sıralara fileyi çekiyoruz. Hani 25 tane sporcu, 30 tane sporcu aynı anda oynuyorlar. Sığmıyorlar voleybol sahasına. Biz de böyle yollar denedik. Onlar seviyorlar. Bu imkanlarda biraz zor oluyor ama yine de yani biz kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Yani ne olursak olalım sporu yapmamız gerek. Burada bahçede oynadık. Kışları depoda oynuyorduk. Dar alanımız. Ben mutluyum yani bu sporu yapmaktan, oynamaktan. Annem babam beni kutluyor. Bizi zaten önce İstanbul'a götürecekmiş. Onu duyduklarında çok mutlu oldular. Ben de çok mutlu oldum. Tenisi seviyoruz. Güzel kardeşlerimize üstün başarılar diliyoruz. Gece görüşünün sonuna geldik. İyi geceler, mutlu yarınlar.